Herkese Adana'dan selamlar arkadaşlar. Bugün Adana Merkez Park'ta önemli bir yere geldim. 1974 Kıbrıs Savaşı'nda kullanılan uçak, gemi ve birçok aletlerin sergilendiği bir alana geldim. Evet, gelin hep birlikte bakalım neler varmış, beraber görelim. Evet, şöyle alana giriyoruz. Evet, burada Kıbrıs Savaşı'nda kullanılan bir uçak. Evet, şöyle görüyorsunuz. Çok büyük bir uçak. Şöyle yakından göstereyim. Evet, oldukça büyük bir uçak. Kıbrıs Savaşı'nda kullanılmış. Evet, burada da bilgiler yazıyor. Modeli, model yılı 1969, üretildiği yer ABD, keşif uçağı. Boyutlar, uzunluk 19-20, kanat genişliği 11-77. Ağırlık bilgileri, boş ağırlık 13.760 kilogram, azami ağırlık 28.030 kilogram. Bir pilot, bir silah sistem subayı, güç kaynağı, performans, silah sistemleri, top, havadan havaya muharebe füzeler, havadan karaya taarruz müzeleri, bombalar diyor. Evet, uçağımıza bu şekilde. Evet, şimdi de Kıbrıs Savaşı'nda kullanılan bir gemi. Evet, gemiye doğru gidiyoruz. Evet, şuradan çıkıyoruz. İçeride resimler falan var. Evet, Kıbrıs Savaşı'nda kullanılan gemi. Şöyle bakalım. Evet, geminin içine girdik. Evet, şurada bilgiler yazıyor. Denizcilik Bankası, TAO, Haliç Tersanesi, İnşaat No. 157, İnşaat Tarihi 1965. Evet, şu an güvertedeyiz. Evet, gemi de bu şekilde. Evet, burada da bir top görüyoruz.
Evet, bu da Kıbrıs Savaşı'nda kullanılmış. Evet, burada da bir tank var. Evet, tankı da gördük. Evet, burası da Merkez Park, Adana Merkez Park ve çevresi.